Allah. Ne oluyor kız? Sen bana nasıl hayır diyorsun herkesin içinde? Sevmiyor musun beni? Aa, ne oluyorsunuz? Şişt, çık bakayım sen. Hayır efendim, çıkmayacağım. Önce bana cevap vereceksin. Ne yaptın sen ya? Yaktın kendini. Hikmet Başkan ne diyecek şimdi? Sana ne? Sana ne? Senin durumun her şeyden daha önemli benim için, anlamıyor musun? Ya İlkel abla ya, bu deli meydanda arabanın üzerine çıktı, bana evlenme teklif etti herkesin göz önünde. Ne? Oğlum, evlenme teklif edecek başka yer bulamadın mı? Ne yapalım efendim? Ne yapalım yani? O duymasın, bu duymasın yani. Şimdi herkes toptan duydu, sen de duy. Ben kimseye kendimi acındırıp evlenmem. Sen beni tanımadın mı bunca yıldır? Eğer okuluna dönüp derslerini geçip o okulu bitirmezsen bir daha senin suratına bile bakmam. Sarı ne ya, sarı ne? Kızım. Bir nişan yaparsınız, işin adı belli olur ha? Ya İclal abla, ben istemez miyim evlenmek? Tabii ki isterim, mutlu olmak isterim. Havalara uçarım, ayaklarım yerden kesilir tabii ki. Ama olmaz. Sen böyle babanın eline bakarken, geleceğin bu kadar parlakken olmaz Fırat. Git dön okuluna. Ya İclal abla, ben liseyi zor bitiriyorum, zar zor. Onun elinde ne imkanlar var? Kullanmıyor, hepsini elinin tersine geri itiyor. Bana bak, ayıptır, günahtır be. Haklı. Haklı. Sen babanın eline baktığın sürece bu kızı alamazsın. Boşuna hayal kurma. İzin vermez Hikmet Bey. Fırat, bak zamanı gelince ikimiz de kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuz zaman, çalışıp para kazandığımız zaman yine gelir evlenme teklif edersin bana. Ben de seve seve evet derim, bu meydanda bağırırım, olmaz mı? Sen şimdi bana hayır mı diyorsun? Hayır diyorsun yani. Ben bütün milletin içinde kendimi ortaya atıyorum, sen bana hayır diyorsun yani. Çok beklersin lan bundan sonra sana evlenme teklif etmemi. Seni koruyorum be! Aptal, neyi anlamıyorsun? Sen nasıl benim için endişeleniyorsan ben de senin için korkuyorum o kadar. Bu kadar fırsatı elinin tersine itemezsin Fırat, olmaz. Ben senin geleceğini yakmana falan izin vermem, tamam mı? Bana bak, kendine gel sen. Bırak benim peşime. Büyü biraz canım, ne bu çocukluk? Başlayacağım senin geleceğinden ha. Narin, kız sen ne yaptın? Bu çocuğa delirmiş bu çocuk. Ya her şeyi göze alıp meydanda bana evlenme teklif etti işte abla ya. Çiğnedi her şeyi. Babası öldürür bunu, öldürür. Alır mı beni hiç? Bizim ailemizin adı çıkmış zaten. Numunelik aileyiz biz. Cık. Olmaz İclal abla, olmaz ya. Bunun babası beni eve temizliğe bile almaz. Aklını mı kaçırdın ulan sen? Nereden çıktı bu evlenme saçmalığı? Hem de kasabanın orta yerinde. Ulan senin daha yaşın ne başın ne? Üstelik o sümüklü kız da ha? Merak etme, kabul etmedi zaten baba. Vallahi sana bravo ya. Vallahi bravo. Gerçekten bravo yani baba. Artık genç kızlar sevdiği erkeklerin evlenme teklifi bile kabul etmiyor korkundan. Gücünle gurur duyabilirsin. Ama beni korkutamaz. Bana her şeyi yapabilirsin ama beni korkutamazsın baba, anlıyor musun? Bir daha beni sakın arama. Hayatım boyunca telefonuna cevap vermeyeceksin. Aferin Narin. Sen benim sözümü böyle mi dinliyorsun kızım? Oğlana kasabanın ortasında evlenme teklif ettirmişsin. Hem de daha Şadiye'nin hadisesi küllenmeden. Ya Necati Hocam, Narin'in ne kabahati var? Çocuk coştu işte böyle, çıktı bir şeyler söyledi. Belli ki seviyor kızı. Narin'in durumu belli. Çekip kurtarsın kızı diye yaptı herhalde. Kim kı? Siz Hikmet Kazan'ı tanımıyor musunuz? Ne yapar be o adam? Fırat'ın ipini bir çekerse iki günde Narin'den beter duruma gelir çocuk. Ha, bu işin bir yüzü. Bir de öbür yüzü var. Hafize Hanım, olayı bir duysa çat kesiverir bursu. Narin, bak kızım, erkek kısmını biraz idare edeceğim. Şimdi kasabanın diline düşeceksin, ne olsa senden bilecekler. Her şeyin suçlusu, sorumlusu benim zaten Necati abi. Ekonomik krizi de ben çıkardım, bankaları da ben batırdım. Hatta önümüzdeki ay Yunanistan'a savaş açacağım. Fırat Kazan'a da dedim ki eğer meydanda bana evlenme teklif etmezsen şerefsizsin sen dedim. Allah Allah. Ya vallahi bilmiyorum bak gerçekten ya, çok ciddi söylüyorum. Bazen anlamıyorum ya, anlamıyorum yani. Tabii ki Kazanların oğluyla evleneceksin ya. Bu adamın oğluyla mı evleneceksin bu zekayla, bu güzellikle ha? Mehmet, hakkını başına topla. Her şey senin serseriliklerinden ötürü geldi bunların başına. Bu iki kızı sana yedirtmem, ağzını burnunu kırarım. Bak kadınlar akıllı olsun. Biz akıllı olacağız, efendi olacağız.
Cizan Sansı'nın yakınında fol yapmayacağız. Kazanda dinler olayız. Lan senin Allah belanı versin. Kız, ne zaman gelecek kazanlar? Ya hazırlık yapmak lazım ya. Anne, geçti o geçti. Biz çoktan verdik kızı. Vallahi sen uyuyordun. Doğru düzgün konuş benden. Ayağımın altına alırım ha. İnsan gibi konuş. Allah'ım sen benim aklıma mı koydun? Narin kızım, sen bu delileri dinleme tamam mı? Sen beni dinle. Kızım çek kurtar kendini buradan. Çek kurtar. Ne zaman geldiler kız? Sahi mi söylüyor? Ya Hatice ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun ya? Recep'i, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.